Merhaba. Bugün 24 saat bir starın konuğu benim. Kolay değil ya. Evet, hazırım. Gözlerin gelir aklıma. O sözlerin kanarken canımda. Şimdi havalimanına geldik. Evet, şimdi de Antalya'dayız. Ayrılmam senden, ayrılamam. Murat gönüllü çekti. Dijital sanatlara çalıştım. Tepkiler çok güzel, eleştiriler çok güzel. Köşe yazılarına kadar yazdılar. Klipte kullandığımız kişileri yazdılar. Bunları düşünmemizi iyi olduğunu söylediler. Çok keyif alıyoruz gelen tepkilerden dolayı. Biz kardeşiz de. Aybüke ile senin Ceren. Aynı isim kağıdı yazayım. Evet. Al canım. Antalya yine çok ısınmış. Geçen hafta çok serindi. Almak ister misin kardeşim? Biz dinledik gelirken. Geçti artık dolgaya. Bu ara çok güzel bir yerde yemek yiyeceksiniz bizlerle beraber. Bugün mantı mı yiyelim kardeşim? Evet, ben bugün mantı istiyorum. Ayrılmam senden, ayrılamam sevgilim, vaz geçme senden. Evet, Antalya'ya hepimiz geldik. Hep birlikte güzel güzel yemek yedik. Şimdi biraz dinleneceğiz otelimizde. Herkes oteline, odalarına çekildi. Yarın yoğun bir gün olacak. Bomba gibi karelerle karşınızda olacağız. Öncelikle Alex'in kız kardeşiyim Aslı. Alex inanılmaz dinamik, inanılmaz hırslı, azimli, inanılmaz esprili. Muhteşem bir dost, bir arkadaş ve aynı zamanda bir abidir benim için. İnanılmaz bir espri kabiliyeti vardır. Gördüğü bir şeyi anında kapar. Taklit yeteneği süperdir. İnanılmaz fıkra vardır. Çok eğlencelidir. Çok duygusaldır aynı zamanda. Onu çok seviyorum. Abicim, seni çok seviyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Eminim çok daha iyi yerlere geleceksin. Birlikte çok güzel günler yaşayacağız seninle. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Onu o kadar bir dost, bir kardeş, bir abla ve hem abisi oluyorum, hem babası gibi olabiliyorum, hem arkadaşı gibi olabiliyorum. Aramızdaki bağ o kadar güzel ki. Merhaba, ben Fatoş Çingiter, Alex'in menajeriyim. 9 yıl önce Alex'le çok komik bir karşılaşmamız oldu. Tesadüf ettik. Bir kuliste. Alex bana çarpmıştı. O günü çok iyi bilir. Ben de ona kızmıştım. Ama daha sonra kendisini sahnede seyrettiğim zaman inanın büyülendim. Muhteşem bir performanstı. Babamın kulisinden çıkarken moralim çok bozuk. Babam bana biraz kızmış. Niye geldin gibi burada tavırlarla alakalı bana kızarken herhalde ben de moralim çok bozulmuş. Daha da tabii ki ufağım. Oradan bir hışımla çıkarken böyle bir bayana çarpmışım. Orada bir hanımefendiye çarpmışım. Görmemişim daha doğrusu. Kim bu çocuk demiş. İşte Aykon oğlu falan filan demişler. Ne terbiyesiz canım, böyle çarpılır mı insanın omuzuna falan filan gibi böyle bir konuşma olmuş. İnsanın hayatında yaşantısına yön veren bir takım durumlar olduğu kanaatindeyim ben. Bu bazen okuduğumuz bir kitap, bazen seyrettiğimiz bir film olabiliyor. Alex'in hayatına girdiği insanlarda bıraktığı etkinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani kimin hayatına girerse girsin bir format atma durumu söz konusudur onun. Çok yaklaştığınız zaman hayallerine öyle kapılırsınız ki yapmak istediği şeye ulaşmak için çok ciddi ve çok çeşitli yöntemleri vardır. Kesinlikle bir sonuç adamı değildir Alex. Yani bir yöntem adamıdır. Başarıya ulaşmak için sarf edilen çaba o başarıya ulaşmaktan daha önemlidir diye bir felsefe savunur her zaman. Çok güzel şeyler paylaşıyorum Tolga'yla. 6 yıldır beraberiz. Dostum kendisi. Çok sevdiğim bir ve
benim için çok özel bir kişi. Bugün kalktık. Şimdi hep beraber denize gidiyoruz. Belki yüzebiliriz. Ekibimizle buluşmaya gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Ne güzel bir yer burası böyle. Ne haber? Ya bu yapış yapış değil, ferahsa. Zaten Eylül ayı Antalya'nın bence en güzel ayı. Ben limonata istiyorum. Gerçek limonata var mı? Ne kadar güzel bir duygusu var ya. Küçükken ne uğraşırdım? 7 tane, 8 tane kaydırırdım böyle. Merhaba, ben Büşra. Dördüncü klibinizi ne zaman çekmeye düşünüyorsunuz? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Merhaba, ben Begüm. Alex'i ekranda fazla göremiyoruz. Neden bu kadar kendisini geri planda tutuyor? Merhaba, ben Tuğçe. Alex, müzik piyasasındaki hedefine ne kadar ulaştı? Dördüncü klibi de albümdeki 10. şarkımız. Bugünlerde sözü, müziği ve hepsi Tolga Arslaneli, Alex ve Oktay Sevinci ait olan üçümüzün imzası bulunan bir şarkımız var. Bir arkadaşım da orada şey söyledi, müzikte hedeflerine ulaştı mı Alex dedi. Zaten o yolda yürümek benim için bir hedef. Çok heyecanlıyım. Yıllardan sonra pamuk şeker yiyeceğim. Pamuk şeker ısmarlıyorlar. Yemeği unutmuşum. Buna uygun bir şarkı yapmak lazım. Tolga'yı düşünmemiz lazım. Evet, denizden geldik, ekipçe yemeğimizi yedik, arada ufak bir tavla kapışması oldu Sercan'la beraber. Hey, al test, 1-2-3 prova. Prova. Bugün annem beni izlemeye geldi İstanbul'dan arkadaşlarıyla beraber. Bunun için bugün benim için daha da bir özel. Hadi. Hadi hoşça kal. Bye bye. Canım benim. Bye bye. Bye bye mama. Her şeyimden vazgeçtim. Oysa bir umuttu hep. Gönlü besleyen. Yüreğinden okuduğuna inanıyorum. Böyle çok duygulanıyorum onu dinlediğim zaman. Ondan çok beğeniyorum Kıraç'ı. Belki ben de oradan şarkı söylediğimi düşünüyorum. Vazgeçemem mi bildim? Vay be ayrım bitti. İşte 9 yıldır bu sahneyi bu şekilde devam ettiriyorum. Son bir senedir de albümle sizin ekranlarınızın karşısındayım. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Enerjim sonuna kadar devam edeceği diye düşünüyorum.
Sizin dualarınızla devam edecektir umarım. Bahadır Türk ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. Çok maalesef.